Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda prematürelik ve yeni doğan problemleri konulu panel gerçekleştirdi. Panele Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu, Operatör Doktor Süleyman Yeni Ocak, Uzman Doktor Ersin Sarı, Uzman Doktor Mehmet Ali Talay, Doçent Doktor Ahmet Hakan Gedik, Diyetisyen Hasan Özdemir konuşmacı olarak katıldı. Bugün prematürelik ve yeni doğan problemlerinden bahsedeceğiz. Hem fiziken yanımda bulunan hem de Zoom bağlantısıyla yayınımıza katılacak olan önemli isimlerle sizlerle olacağız. Birçok gebenin yaşadığı problemlerden olabiliyor erken doğumla birlikte gelen bu prematüre bebekler dediğimiz nokta. Ya da diğer yeni doğan problemleri, bugün hepsinden bahsedeceğiz. Evet, değerli hocalarımın tecrübeleriyle de hem annelere hem anne adaylarına bu konuda ışık tutacak çok önemli bilgileri sağlayacağız. Çok değerli anneler, anne adayları, babalar, büyük anneler ve büyük babalar. Bebeklerin sağlıklı doğabilmesi için hayata iyi başlangıçlar çok önemli. Yalnız hayata iyi başlangıç yapan bebekler sadece günümüzde değil, önümüzdeki 20-25 senenin anne baba adaylarının olduğunu düşündüğümüzde, demek ki sadece günümüz çocukları için değil, geleceğimizi de etkileyebilmektedir. Yani programımız toplumun %100'üne hitap etmekte ve günümüzü ve gelecek nesilleri etkileyebildiği için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Anne adaylarımız aslında bir riskli gebelik adayıdır. Alkol kullanımı, sigara kullanımı, madde bağımlılığı, aşırı kilolu olma, bunları sayabiliriz. Annenin kronik hastalığa sahip olması. En başta aklımıza gelenler diyabet, şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, evet, epilepsi hastalığı olması, kanser hastalığı olması, bazı bağışıklık sistemini ilgilendiren romatoid artrit, sistemik lupus, vardır belki de bizi izleyen hastalar bu hastalıklara sahip olan. Bu tarz kronik hastalıklara sahip olan hastalarımız biraz daha riskli bir gebelik geçirme adayıdır. 34 hafta üstü olsa dahi respiratör distres sendromu ya da akciğer tam olgunlaşmamış, sürvanta dediğiniz bir madde yapmadığından dolayı solunum sıkıntısı çekebiliyorlar. Yine yeni doğan geçi taşıpnesi, bizim TTN diye dediğimiz, bu da akciğerdeki bazen zor doğum olur ya da bebek geç ağlar, içindeki sıvılar tam çıkmaz. Geçici bir dönem bebek hızlı nefes alır. Ya da hamilelik döneminin son döneminde bir enfeksiyon kapar. Akciğer pnömonisi gibi. Bunlar ilk başta gördüklerimizdir. Tabii ki bunlar yukarıya doğru gittikçe azalır. Prematür bebeklerin daha sonraki izlemlerinde en önemli şey aileyle irtibatın kesilmemesi. Aileyle bu şekilde bir iletişim kurulunca da bu iletişim sonucunda da aile çıkmadan, bebek çıkmadan aileyi prematür bir bebeğe nasıl bakılması gerekiyor? Çünkü özel bir bebek bunlar. Bunların bakımları yeterli kadar olmadığı takdirde hem nörolojik açıdan hem de ileride çıkabilecek sekeller açısından aileyi hazırlamak ve bu bakımları yakından takip ederek de bu erken dönemde teşhis edip tedavilerini planlamak gerekiyor. Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Urlu, annesinin karnında durmayan çocukların eskiye göre daha çok şanslı olduklarını söyledi. Ama bugün bu hekimlerimize baktığımız vakit anne ölümlerinin, bebek ölümlerinin ve bu bebeklerin geleceğimiz olan bu nesil çok önemli. Yeni nesil ya bu çok önemli. Geleceğimizi düşünüyorsak, gözleri arkada kalmasın diye düşünüyorlarsa çocuk yetiştiren anne baba için, dedeler için, hepsi için bu programı kaçıranlara, kaçırma şanssızlığına uğrayanlara tavsiye ediyorum.